bütün terör örgütlerine toptan bir müdahale gerekir. Yani terör örgütün PYD iyidir, o işte hoştur, hastır veyahut zararsızdır. İşte şu şeyle bunlar zaten tek bir bütün blok. Yani FETÖ'de, IŞİD'de, PKK'da, El Nusra'da hepsi tektir. Ve bu Şii örgütler, yani orada kan döken Şii örgütler, hepsi tek. İngiliz Derin Devleti'nin komutasında çeşitli bölükler bunlar. Bunların hepsine yönelik yapılması gerekiyor. Yani bir ayrım olmaması lazım. İngiliz Derin Devleti'nin bir ordusu var. Ordusunun bölükleri var. Şii örgütler, bildiğiniz Şii örgütler neler var? Bana göndersinler. Yani aynı Şii örgütler. El-Kaide, Taliban, IŞİD, Nusra, PKK, PYD, YPG, PEJAK. Bunlar hepsi İngiliz Devleti'nin emrinde olan örgütler. FETÖ, Fethullah Gülen'in işte oluşturduğu, evet, FETÖ denen örgüt. Ya bunlar blok bir bütün. Yani bir ordunun, karşı ordunun çeşitli bölükleri, birbirinin hiçbir farkı yok. Hiçbirine ayrım yapılmaması lazım. Hepsine toptan mücadele verilmesi gerekir. Bu mücadele de İttihat-ı İslam'la olur. İslam birliğiyle olur. Müslüman alemin paramparça, onlar bir imparatorluk olarak saldırıyorlar saldırırken. Bak onlarda bir başkumandan var. Başlarında bir deccal var. Değil mi? İngiltere'den bunları idare ediyor. Bak tek bir komutanın etrafında toplanmışlar. Mesih deccalin etrafını toplamışlar ki o da kendine Mesih diyor. Yani mesihlik iddiası ortaya çıktı şu an o deccal. İşte yani binlerce yılda beklenen Mesih benim diyor. Mesih deccal. Ona bağlı bir birim mesela bu. Başka bir birim, başka bir ama yüzlerce birim hepsi deccalin emrinde ve onun komitesinin emrinde. Müslümanlar da tek bir topluluk olması lazım buna karşı. Yani Şii, Sünni, Vahabi, Alevi, Bektaşi kim varsa hepsi tek bir bütün olması lazım. Ancak bu şekilde karşılık verilebilir. Yoksa Türkiye tek başına, İran tek başına, Suriye mesela Suriye tek başına çıktı, yenildi. Irak tek başına çıktı, yenildi. Halbuki Irak, Suriye, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, efendim Pakistan, Mısır birlikte hareket etseler bu olayların hiçbiri olmaz. Yani hiçbir şekilde olmaz.